İstediklerimi getirdin mi Cevdet? İstersen dükkanı getireyim komple. Dükkana bakıyor musun? Garibanların rızkını dağıtıyor musun? Hayvanları mı soruyorsun, insanları mı? Garibanın insanı hayvanı olmaz Cevdet. Mahlukata hizmet farz. Sadece insana değil. Nereye gidiyorsun usta? Burada da bir gariban var. Ona bir bakacağım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Burada tamir edilecek bir şey yok. Belki benim tamire ihtiyacım vardır. Sormayacak mısın? Ben tamir işlerine bakmıyorum. Kökünden temizlenecek bir meselem varsa... Var. Meselem sensin. Köklerin orada. Üzüntüden perişan yataklara düşmüş yatıyor. Kökünden çöz bakalım İskender. Seni buraya babam mı gönderdi? Senin baban kim ki? Bana laf cambazlığı yapma Karabigalı. Babama söyle, boşuna uğraşmasın. Senin baban taş kafalı, söylediğimi anlamıyor. İlk defa doğru bir şey söyledin. Gençliğinde de böyleydi. Ona dedim, Tatar, bu alemde çocuğun ne işi var? Ne kadar yaşayacağın belli değil. Kim sana ne zaman nerede pusu atacak belli değil. Hele bize çocuk yapmak hiç doğru değil. Dinlemedi. Keşke dinleseymiş, çok doğru konuşmuşsun. Şimdi yine sana doğruyu konuşacağım. Tatar niye ille de evlat istedi biliyor musun? Varisi olsun, ondan sonra adını, namını yaşatsın diye. Doğrudur. Ama eksiktir. Lakabı Tatar olan ne kadar acımasızsa... adı Ahmet olan o kadar merhametlidir. Tatar evlat istedi. Çünkü yüreğinde sevgi var. İçinden söküp atamaz. Bir yere boşaltması lazım. Ahmet, ne kadar sevgi varsa sana döktü İskender. Yavaşlay, dert etme sen. Yaşadıklarını sindirmesi kolay değil. Biraz gazı olacak. Ben ona bir soda içirir, yola getiririm.
Seni hak edecek ne yaptım ben? Günü geldiğinde babamın intikamını alacağına söz verdin. Senin için bir kişinin değil, bin kişinin intikamını alsam azdır. Abi. Behruz geldi. Ne işi var oğlum bu saatte? Bir şey söylemedi. Tatar'dan haber var mı Remzi? Yok yenge. Arayayım istersen. Yok. Meşgul etmeyelim. Bana da bir soğuk su getir Remzi. Canını sıkma. Elbet eline geçirirsin. İskender ne kimseyle konuşuyor, ne yiyor, ne içiyor. Önüne kirvenin leşini atmadan düzelmez Güler. Hiç emin olma. Karabiganlı ile sohbet ediyorlardı demin. Karabiganlı'nın lafı kirvenin leşinden daha tesirlidir. Yakında bizim oğlanı çırak alırsa oğlan elden gitti deme, karışmam. Hoş geldin kızım. Sevkiyat işini halletmişsindir inşallah. Hiç hoş gelmedim Kirve. Sen kimle iş yaptığını fark edememişsin hala. Bunu sana hatırlatmaya geldim. Çok mu hırpaladılar seni Behruz? Kıyamam. Siz hala anlayamadınız galiba. O sevkiyat çözümlenmeseydi ne olurdu biliyor musun sen? Devletimin bekası tehlikeye girerdi. Ben buna müsaade etmem Kirve. Dediğin gibi sevkiyat çözüldü. Uzatmayalım bu işi ha. Daha seninle çok iş yapacağız. Bu senin de son işimizdi Kirve. Bizimkilere söyleyeceğim. Bundan sonra altın işini başkasıyla yapacağız. Ama böyle konuşarak beni çok üzüyorsun Behruz. Kirveyle bu şekilde konuşarak bu evden sağ çıkacağını mı zannediyorsun?
Ne yapalım kızım, vadesi bu kadarmış. Yiyip bitirdin kendini. Ben ne yapacağım şimdi Enisa Hanım? Tek başıma kaldım. Ne olduğu belli olmayan psikopat bir aile peşimde. Biz varız. Seni sahipsiz bırakmayız kızım. Başın sağ olsun. Amcamı öldürdüler Ömer. Hem öldürdüler, hem de biz cenaze işlemlerini hallederiz, sen üzülme diye dalga geçer gibi telefon açıyorlar. Merak etme, ben ilgileneceğim. Anne, bu doktor ilaç verdi ya sana. Onlardan versene bir taneciği, uyusun. Hadi kızım, seni yatıralım. Dinlen biraz. Teşekkür ederim. Sen olmasan ne yapardım bilmiyorum. İyi ki varsın. Çok yorgun görünüyorsun. Ben sana bir şeyler hazırlayayım mı? Bana eski hayatımı geri verebilir misin? Askerden döndükten sonra yaşadığım her şeyi teker teker unutmak istiyorum. Yapabilir misin? Beni? Sen benim geçmişim değilsin ki. Geleceğimsin. Bozdoğan, sen bu sırrı almak için çok uğraşmıştın. Kirvenin onu öyle salıvermesi canını sıkmadı mı? Sırrımdaki yavaşlı. Bir daha alırız icap ederse. Kirve, Bozdoğanların gücünü bilir. Hak ettiği değeri vermeyi de bilir. O binbaşıyı da salıvermiş. He Turan Bey. Senin de başını boş yere devletle derde soktu. Bizi bu kadar düşündüğünü bilmiyordum Gevaşlı. Eksik olma.
Hoş geldin gözüm. Gevaşlı iyi ağırladı mı sizi yokluğumda? Sağ olsun. Gevaşlı'nın bacakları çabuk iyileşiyor ama dili aynı türküyü söylüyor. Artık yeni bir dönem başlıyor. O da öğrenecek yeni türküleri. Merak etme. Sen nasılsın Turan? O mesele başını ağrıtmamıştır inşallah. Derin devlet medcezir gibidir. Bazen geri çekilir ki yengeçler ortaya çıksın. Bazen de yükselir, gelir ne varsa içine alır. Bu aralar çekilmiş gibi görünüyor. Bugün burada öyle bir liman kuracağız ki bundan sonra su istediği kadar yükselsin, bizim gemimiz batmayacak. İşleri tek başına tezgahlayamaz. Demek ki arkasında güvendiği birileri var. Birilerini yol verdiği kesin. İstanbul'a da kalıcı olmaya gelmiş. Masanın devrilmesinden istifade edip kendi konseyini kurmanın peşinde. Hoş geldin abi. Nasılsın? Sağ olasın. Seni gördüm daha iyi oldum. Eline sağlık. Afiyet olsun. Sağ olasın. Afiyet olsun. Reis, bu kirveye yol veren bizim devletten mi yoksa başkaları mı? Bizim devlet kirveyi kesmez. Kirve bu kadar gemi azıya aldığına göre demek ki 7 düveli arkasına katmış geliyor. Peki Zürih'li bu kirvenin bu kadar palazlanmasını niye müsaade ediyor? Bred ölünce dengeler değişti. Demek ki artık eski gücü kalmadı Fuat. Kirvenin ne yaptığı belli. Boş buldu sahneyi, çıkıp dansözlük yapıyor. Bütün masaların hünerlerini gösteriyor. Ne kadar iyi kıvırırsa o kadar adam toplayacak. Asıl soru şu. Biz ne yapacağız? Onu konuşalım. Bu alem bu kadar uzun süre boşluğu kaldırmaz. Birilerinin boşluğu doldurması lazım. Ya biz dolduracağız ya da kirve. Ben o masayı yıkmak için epey mücadele verdim. Şimdi kendi ellerimle masa mı kuracağım? Tükürdüğünü yalamak olmuyor mu? Olmuyor. Ya masayı kendin kurup kuralları kendin belirleyeceksin... ya da hayatın masa yıkmakla geçecek. Tataraklı reis. Bataklığı kurutamıyoruz madem, bari sınırlarını biz çizelim. Yoksa ömrümüz sinek öldürmekle geçecek.
liman diyorsun, gemi diyorsun. Durup dururken aklıma Tatar geliyor. Ömer geliyor. Sinirlerim bozuluyor. Gözüm, Tatar yayı gibisi yoktur. Kırılmaz, gevşemez. O yay elimizde olursa, düşmanımız ne kadar uzakta olursa olsun, menzilinde olur. Haklısın Kirve. Ama o yaya bir de ok lazım. Ok olmadan yay bir işe yaramaz. Ben diyorum ki sırıktan iyi bir ok olur. Sen ne diyorsun yavaşlı? Ben diyorum ki o yaya o oku takarsanız hedef edip beni koy. Abi bu kadar duygusallık sana yakışmıyor. Kirven böyle düşünmüşse senin neden diye sorman icap etmez mi? Soruyu ben sormadım Kirven. Süreyya Bacı sordu. Ama ben sana cevap veriyorum gözüm. Bensiz ortaklık kurup yıllarca ticaret yaptınız. Alemde istediğiniz gibi hareket ettiniz. Birinize kin beslemedim. Birinizi düşman bellemedim. Sandınız bu devran böyle sürüp gider. Ama bir tane ok gibi delikanlı geldi. Ne dostluğumuzu bıraktı, ne de ortaklığınızı. Sen de fırsattan istifade geldin. Yeni ortaklığını kuracaksın. Tatar'a, Ömer'e beni harcatacaksın. Öyle mi Kirve? Gülsün. Ben buraya ortaklık kurmaya gelmedim. Ben buraya ailemi kurmaya geldim. Ve ailemin başı olarak ne kimseyi harcatırım, ne de kimseye sözümü harcatırım. Benim için belirsizliğin ortadan kalkması en önemlisi. Merak ettiğim, Tatar'la Ömer'i nasıl ikna edeceksin? Gözüm, biz boşuna kirve olmadık. Önce biraz canları acır. Sonra altınlarını takar, lokumlarını veririz. Kirven der, başka bir şey demezler. Burada bulunan herkes bilir. Benim Tatar'la, Ömer'le kan davalı olduğumu. Onlar benden can aldı. Ben onlardan can aldım. Ama Kirven beni ailesine layık görüp sofrasında yer verdikten sonra o sofraya oturan kim olursa olsun yan bakmam. Benim için geçmiş bahsin hükmü yoktur. Yeni bahislere bakarım. Benim bir babam vardı. Kirve gayet iyi bilir. Rahmetli oldu. Namazını kıldıktan sonra ilk iş annemi babamın yanına defnettim. Ki bir daha kimse bana baba olmaya kalkmasın. Sizi bilmem.
Ama ben bu yaştan sonra düşmanlarımla aynı sofraya oturacak kadar küçülemem. Ececiğim, amcan nevi şahsına münhasır bir insandı. Çok üzüldüm, başın sağ olsun. Teşekkür ederim. Güler Hanım, İskender nasıl oldu? Daha iyi. Zamanla toparlayacak. Bu zor günlerimizde yanımızda olduğunuz için teşekkür ederim. Cenazelerden hoşlanmadığını biliyorum. Ama Harbi'nin bize vereceklerinin yanında bu kadarını ona borçluyuz. Ona sıkılmıyorum. Gevaş da sonunda kendini bana öldürtecek. Yine bir cenaze çıkacak, ona sıkılmıyorum. Gevaşlığı yaşlı çakaldır. Şimdi cenazede aileyi de görür, ailenin başını da. Pozisyonunu ona göre alır. Sen boşuna canını sıkma. Sence hepsi gelir mi? Ece olmazsa Ömer gelmez derdim. Ama Ece'den dolayı Ömer de orada olacak. Ece'nin Ömer'e bu kadar yakın olması canımı sıkıyor. O kızı bir an evvel o evden çıkarmak lazım. Ben tam aksini düşünüyorum. Ömer'in gözü avukat kızdan başkasını görmüyor. Sonunda Ece'nin kalbini öyle bir kıracak ki teselliyi bulmak için koşa koşa gelecek bize. Harbi gider ayak bize bir kıyak yapar mı acaba? Ne gibi? Ne bileyim. Bozayı falan gelirse Harbi'yi öbür tarafa yalnız göndermeyiz. Düğünde cenazede adam vurulmaz Hamza. İkisinde de hesap veririz. Birinde Allah'a, öbüründe yengeye, halaya, dayıya, teyzeye. Öyle konuşup da damat adayını ürkütme. Daha ona benim baldızı yapacağım. Siz buraya cenazeye mi geldiniz, eğlenmeye mi geldiniz? Öyle deme Fuat. Artık cenazeler çok event oldu. Kadınlar süslenip püslenip birbirlerine yarışmaya geliyorlar. Erkekler de ya siyaset ya ticaret konuşuyorlar. Ya da çapkınlık hikayelerini anlatıyorlar. Büyük çapkın geliyor. Ece Hanım, başınız sağ olsun. Ben yaşadıkça senin başın sağ olmaz Kirve. Süreyya, Güler Hanım'ı iyi tanı. Tatarı tatar yapan kadındır. Lafını hiç çevirmez. Hep dikine söyler. O yüzden de düşmanları bile sayar. O zaman daha sık görüşeceğiz. Memnun oldum. Gel canım. Bir sana su bulalım. Ferahlarsın. Hadi. Tufan.
Sen yengenin yanında kal gözüm. Harbiyle pek iyi değildi aranız diye biliyorum. O yüzden görünce şaşırdım. Gelen gideni aratıyor Kirver. Karşımıza öyle alçaklar çıktı ki Harbiye rahmet okur olduk. Sen de mi rahmet okumaya geldin? Yok. Gözüme batan birkaç kişiyi öbür tarafa yollayacağım. Musalla taşı müsait mi diye bakmaya geldim. Seni hiç anlamıyorum Turan Bey. Sen bizim aramızdaki ortaklığı bunca yıl nasıl korudun? Ha? Adaletle, eşitliği sağlayarak. Şimdi bir adam geliyor, ben size baş olacağım diyor. Sen bunu nasıl kabul edebiliyorsun? Kirve rüzgarı arkasına aldı yavaşlı. Bağlantıları, dostları kuvvetli. Ya yanında olup rüzgarıyla yelkenlerini dolduracaksın ya da karşısında durup alavara olacaksın. Sana çok kırıldım abi. Habersiz çekip gitmen beni çok üzdü. Benim tavrım sana değil Süreyya abacı, Kirve'ye. Eğer senin hakkını yersem Allah beni burada çarpar. Madem sende hakkım var, o zaman Kirve'nin dediklerini bir daha düşün abi. Kirve bir işe girişmiş. En yakın olarak sen karşı dursan düşmanlarımızı sevindirmez misin abi? Benim soframda herkese yer var kızım. Herkese yetecek kadar da bolluk var. Dikkat et Kirve. Fazla tıkınırsan maazallah kursağında kalır. Boşuna da nefesini tüketme. Aynı sofraya oturmam seninle. Öyle kafana göre de sofra kurmana izin vermem. Geldiğin yere geri dön, canını kurtar. Ayıp olmuyor mu gözüm? Tatarın yanında racon kesiyorsun. Karabigalı seni iyi yetiştirememiş. Kirve, sabrımızı fazla zorlama, edebimizi bozdurma. Benim bundan sonra seninle olacağım yer ya cenaze ya hastane. Ben hastane sıramı savdım gözüm. Sırada cenaze var. Ben diyorum ki gençsiniz, delikanlısınız. Boşuna kendinizi toprağa gömdürmeyin. Hamza, cenazedeyiz. Adam bize mermi gibi laf sıkıp gidiyor. Bırakmıyorsun ki şunu şurada ününü sıkayım. Her şeyin sırası gelecek. Önce gusülhanede yıkıyorlar, sonra selasını veriyorlar. Sonra musallaya koyuyorlar. Arkasından da namazı kılınıyor. Allahu ekber.
sıra ona da gelecek. Yavuz Dağbık'ta savaştı. Oğlu Süleyman Kudüs'te Mesih'in mezarına ulaştı. Güçlü iki hükümdar Mesih'in yeniden yeryüzüne hükmetmesini 500 yıl ötelemeyi başardılar. Seçilmişler içinde en şanslı biziz. Tanrı bu şerefi bize bahşetti. Bundan sonraki hamle ne? Membiç'e mi gidecekler yoksa Rakka'ya mı? Hangisine girerlerse girsinler, sonunda kıyametin savaşının kopacağı yere gelecekler. Asıl soru, biz gelmelerini nasıl hızlandıracağız? Büyük planımızın en önemli parçasıyla, yani İstanbul'da kurduğumuz Deccal'in ailesiyle. Laboratuvar için hazırlıklar ne durumda? Tuğra'nın katkılarıyla teknik ekipman gümrükten sorunsuz geçti. Kuruluma başladık. Hazırlıkları bir an önce tamamlamalıyız Gabriel. Deccal'in kalbine soktuğumuz yeni hizmetkarımız uyanışını tamamladığında kutsal kan bizim olacak. Hayırdır reis? Kirve burada, Gevaşlı burada. Sen gözünü göbezden ayırmıyorsun. Ağzınla söyledin. Adama layık gördüğün isim ne? Aralarında en karanlık olan Turan. Kirve de Gevaşlı da onun yanında gariban kalır. İmam vakit namazını bitirdi. Hadi bakalım. Dostla düşmanla beraber saf tutmaya. Harbiye bu cemaat bile fazla. Ece'yle birine mukayyet ol. Hayırdır reis? İmam nasıl bilirdiniz diye soracak, ondan mı kaçıyorsun? Benim de birilerine soracak ahiret sorularım var. Ona bakmam lazım. İmam sorunca ne diyeceğiz? Ölünün arkasından da konuşulmaz. Siyaset yapacağız Hamza. Şerefsizi iyi bilirdik diyeceğiz. Beyin faaliyetindeki anomalinin sebebini saptadık efendim. Kafatasının arkasında oksipital kemikte bir delik açılmış. İşkence için mi yapmışlar? Yoksa başka bir türlü sorgu tekniği mi? Doğrudan beyine ilaç zerk ettilerse kan beyin bariyerleri nedeniyle kan tahlillerinde görememiş olabiliriz. Kullandıkları kimyasalları fark etmeyelim diye yapmış olabilirler. Ne zaman kendine gelir? Öngörünüz var mı? Bir şey söylemek güç. Bir saatte olabilir, bir günde olabilir.
Beni burada bekle. Beni aramana şaşırdım Fikret. Neden diğerleri değildi lan? Harbi'nin dosyalarının kıymetini sizden iyi kim bilebilir? Dosyalar yanında mı? Bagajda. Parayı hesabıma geçirdiğiniz an Harbi'nin tüm bağlantıları, iş yaptığı kişilerin tam listesi, onlara şantaj kurmak için kullandığı tüm belgeler, hepsi sizin olacak. Transferi gerçekleştirdim. Para hesabına geçti. Belgeleri görebilir miyim? Sizinle iş yapmak benim için keyifti. Dosyası. Harbi onları sakladığı yeri bana söyler mi sen? Bilse Ece Hanım biliyordur. O da bir ihtimal. Bir sürü ortalıkta gözükme. Aldığın parayla güzel bir tatil yap. Ortalık durulunca haber vereceğim. Hamza, Güler biraz yoruldu. Sen kızları kabristana götür. İstersen Harbi'yi sırattan da geçireyim. Bacı kusura bakma, ben biraz patavatsızım da. Buyurun. Sadık arabayı getirmiştir, isterseniz gidelim. Sadık, senin yapacağın işe ben. Böyle başsız olmaz Tatar. Senin bu Ömer genç. Daha bir şeyden anladığı yok. Ama sen görmüş geçirmiş adamsın. Fevri olma. Bana fevri olma olma diyorsun ama ikide bir sinirimi zıplatıyorsun Kirve. Var git işine. Abi bir ekmek parası abi ölmüşlerin için. Şu çoluğa görür müsün? Bak cenazenin sahibi o. Onun dayısı öldü. Git ondan iste. Sen rahat ol Keko. Kirve bayrağı çekti. Hepiniz dizileceksiniz gölgesinde. Gene beraber olacağız. Eninde sonunda dediğime geleceksin Tatar. Süreyya!
beni hastaneye götür. Güler. Güler. Bulmam yetersiz. Cerrahlara haber verin. Nabız düşük. İki ünite ameliyat odası. Ameliyat odasını hazırlayın. Açılın. Cerrahlara haber verin. Açılın, yol verin. Açılın. Evet. Çabuk, çabuk. Açılın, çekilin, çekilin. Çekilin.